İyi günler. Geçen hafta 29 Nisan'da ekonomide ibretlik şeyler oldu. Önce sabah saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksinin Nisan 2021 değerini açıkladı. Gördük ki memlekette ekonomiye olan güven %5,1 oranında azalmış. Mart ayında 98,9 olan ekonomik güven endeksi değeri Nisan ayında 93,9'a gerilemiş. Neden? Tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki gerilemeler yüzünden. Tüketici güven endeksi %7,5, imalat sanayi güven endeksi %2,5, hizmet sektörü güven endeksi %2, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,6, inşaat sektörü güven endeksi %3,1 oranında azalmış. Ekonomik güven endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Demek ki ekonomide hava kötümser. Ekonomik güven endeksine konu sektörlere ilişkin verilere dikkatlice bakarsanız şunları da görüyorsunuz. Hizmet sektöründe gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi %7,2 gerilemiş. Perakende ticaret sektöründe gelecek 3 aylık dönemde iş hacminin, satışların artacağı beklentisi %9,9 azalmış. İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısının artacağı beklentisi %4,3 düşmüş. Sizin anlayacağınız ne tüketicinin ekonomisi tıkırında ne de mal ve hizmet üretenin. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekonomik güven endeksi verilerini açıklamasından yarım saat sonra Erdoğan AKP iktidarının 7. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Bankanın önceki başkan Naci Ağbal'ın sunduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2021 yılı sonu için öngördüğü %9,4'lük enflasyon oranı %12,2'ye yükseltilmiş. Yine ilk raporda %7 olan 2022 yılı sonu enflasyon tahmini %7,5'a çıkarılmış. İlk raporda %5 olan 2023 yılı sonu enflasyonu tahmini ise aynı oranda korunmuş. Faiz sebep enflasyon netice diye ısrar eden bir iradenin göreve getirdiği Merkez Bankası Başkanı, bankanın sıkı para politikası duruşunda bir değişiklik olmayacağını, politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini bildirdi. Yani faiz enflasyonun üzerinde olacak. Şimdi soru şu, ekonomiye güveni azalanlar bu tahminlere inanır mı? Hem nasıl inansınlar ki Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıkladıktan sonra soru cevap bölümüne geçildi. Başkan sorulan her soruya önündeki yazılı metni okuyarak cevap verdi. Haliyle bu da bir başka soruya neden oldu. Sorular önceden alınıp cevapları mı hazırlandı? Soru soracak olanlara cevabı hazır sorular mı dağıtıldı? Her iki halde de bu Merkez Bankası Başkanı tarihe geçecek gibi görünüyor. Tarihin başkanı nasıl yazacağını da varın siz tahmin edin. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine Türkiye İstatistik Kurumu bugün Nisan 2021 enflasyon verilerini açıklayarak karşılık verdi. Yıllık enflasyon Nisan'da tüketici fiyatlarında %17,14, gıda fiyatlarında %16,98, üretici fiyatlarında ise %35,17 oranında artmış. Çekirdek enflasyon dediğimiz, özel kapsamlı TÜFE göstergesi olarak adlandırılan, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tüketici fiyatları enflasyonu ise Nisan 2021'de yıllık %18,11 oranında artmış. Az önce aktarmıştım.
Merkez Bankası'nın yıl sonu tüketici fiyatları enflasyonu oranı tahmini %12,2. Bu oran Naci Ağbal'ın açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda %9,4'tü. Naci Ağbal o tahmini 28 Ocak 2021'de açıkladı. 6 gün sonra TÜİK Ocak 2021 tüketici fiyatları enflasyonu oranını %14,97 olarak duyurdu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yeni tahmini 29 Nisan 2021'de açıkladı. 4 gün sonra Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2021 tüketici fiyatları enflasyonu oranını %17,14 olarak duyurdu. 2020 yılının son enflasyon raporunu da 28 Ekim 2020'de o zamanki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal açıklamış. 2020 yılı sonu enflasyon oranı tahminini 12,1 olarak duyurmuştu. Tahmin tuttu mu? Tabii ki tutmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık 2020 tüketici fiyatları enflasyonu %14,60'tı. Zaten Murat Uysal da yılın son enflasyon raporunu açıkladıktan 10 gün sonra 7 Kasım'da görevinden alındı, yerine Naci Ağbal atandı. Bir yanda tutmayan tahminler, diğer yanda acı gerçekler. Dönelim yine o acı gerçeklere. Nisan ayında ulaştırma, ev eşyası ve sağlık hizmetleri fiyatları enflasyonu, tüketici fiyatları enflasyonunun da üzerinde yükselmiş. Ulaştırma fiyatları enflasyonu %29,31, ev eşyası fiyatları enflasyonu %22,27, sağlık hizmetleri fiyatları enflasyonu da %19,20 olmuş. Nisan 2021'de enflasyon sepetindeki 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatı düşmüş, 42'sinin ortalama fiyatı değişmemiş, 281 maddenin ortalama fiyatı ise zamlanmış. Bu zam yağmuru altında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen perşembe ekranda gördüğünüz müjdeleri açıkladı. Bunlara müjde roketleri de denilebilir. Çünkü Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki yeni tesis açılışı sırasında açıklandılar. İlk müjde emekliye. Bayram ikramiyesine 100 lira zam yapmışlar. 2018 yılında başlattıkları bayram ikramiyesi uygulamasında tutarı 1000 liradan 1100 liraya yükseltmişler. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı da 100 lira zamla 1100 liraya çıkartmışlar. Yeniden başlatıyoruz demiş Erdoğan. Demek ki bu yardım daha önce sona erdirilmiş. Memur maaşlarını 10 Mayıs'ta yatıracaklarmış. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnafa verdikleri aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini bir ay daha uzatmışlar. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, kısa adı TESKOM ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar ertelemişler. TESKOM kefaletiyle kamu bankasından kredi kullanan esnaftan taksitini ödeyemeyen 240 bininin 1 milyar tutarındaki borcunu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOM'a ödetmişler. Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine mecliste uzlaşmayla görüşülüyormuş. İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmış. Daha önce de kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresini Haziran sonuna kadar uzatmışlardı. Bir de KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyorlarmış. Kimin için? Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş
Ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerle teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler için. Nasıl bir destek? Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz kredi alabilecek. Erdoğan'ın müjdelerini bir de şöyle okumayı deneyin. Memlekette emeklinin 100 lira zamlı bayram ikramiyesiyle mutlu olacağına inanan bir iktidar var. Memlekette 19 yıllık iktidarının sonunda hala paraya muhtaç haneler olmasından utanması gerekirken, onlara 100 lira zamla 1100 lira vermekle övünen bir iktidar var. Memlekette zaten hakkı olan maaşı bayram nedeniyle biraz daha erken alacağına çılgınlar gibi sevinecek memurlar olduğuna inanan bir iktidar var. Memlekette işi bozulan esnafın aylık 1000 lira gelir desteği ve 500 ila 750 lira arasındaki kira desteğiyle düze çıkacağına inanan bir iktidar var. Memlekette Halkbank'tan aldığı kredinin, yani girdiği borcun taksitini ödeyemeyen 240 bin esnaf varken, bu taksitlerin ötelenmesiyle alkışlanacak icraatta bulunduğunu zanneden bir iktidar var. Memlekette salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama yine de kapanmamış, işçi çıkarmamış imalat sanayi ve teknoloji şirketleri varken, onlara karşılıksız destek vermeyip kredi imkanı sunmakla, yani borca girmelerini sağlamakla kıvanç duyan bir iktidar var. Memlekette işveren kod 29'da çatır çatır işçi çıkarırken, kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla işçi çıkarma yasağını 30 Haziran'a kadar uzatmakla övünç duyan bir iktidar var. En ilginci de şu, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin düzenlediği yardım kampanyalarını başka devlet, yeni hükümet kurma girişimi diye suçlayıp yasaklayan bu iktidarın başı Erdoğan, kendine göre müjdeleri sıraladıktan sonra belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor demiş. Memleket ekonomik kriz ve ölümcül koronavirüs salgınıyla uğraşırken milletin bu müjdelere karnının tok olduğunu düşünüyorum. Ama aynı milletin daha büyük bir müjde beklediği de apaçık ortada. İyi günler efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.